Merhaba değerli izleyenler, beIN Sports'ta özel röportaj konuğumuz bir baş antrenör bu hafta. Biz aslında onu oyuncu kimliğiyle o kadar yakından tanıyoruz ki ve ben hep oyuncu olarak onunla o kadar sık röportaj yapmıştım ki şimdi bir baş antrenör olarak ilk baş antrenörlük senesinde. Çağdaş Bodrum Sporu yepyeni bir kulübü, Süper Lig'e taşıyan isim Ender Arslan'la birlikteyiz. Koç merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın? Vallahi iyiyim, tabii ki mutluyuz. Sezonu şampiyon olarak tamamladık. Onun mutluluğu, rahatlaması ve gururu içerisindeyim tabii ki. Şimdi ilk baş antrenörlük senendesin. Bu seneye de aslında Süper Lig'de başladın. İşte evet. Her maçtan önce sohbet ediyorduk. Bir anda Bodrum'a geldin. Evet. Tam sezonun ortasında Şubat ayında Çağdaş Bodrum Spor'la anlaştın. Geldikten sonra da 12'de 12 yaptınız. Evet. Senin için nasıl bir tecrübe oluyor? Çok güzel bir tecrübe oluyor çünkü zaten ben Süper Lig'de bu sezona başladığımda asistan koç olarak aslında head koçluğa hazır olduğumda hissediyordum. Hatta genel menajerimiz Alp Aslan Aydın'la da sezon içinde bir teklif kafama yatan veyahut da hedeflerime uyan bir teklif gelmesi halinde bunu değerlendirebileceğimi söylemiştim. O şekilde başladık. Bu ligi de takip ediyordum o anlamda. Tabii Çağdaş Bodrum Spor'dan teklif gelmesi çok ani oldu, sürpriz oldu benim için ama takımın yapısına, oyunculara, daha sonra kulübün yapısına baktığım zaman hedeflerimizin çok kesiştiğini fark ettim. O anlamda da hemen değerlendirmeye karar verdim. Şimdi bu sene Çağdaş Bodrum Spor'un yükselme ihtimali zaten hep konuşuluyor sezon başından beri. Bunu konuşuyorduk ama playofflara kalır herhalde iş diye konuşuluyordu. Evet. Siz bitime 3 hafta kala şampiyonluğu ilan ettiniz. Evet. Evet, ben geldiğimde ikinci sıradaydık. Ama açıkçası dediğim gibi ben hem takımı takip ediyordum hem ligi takip ediyordum. Kadroya baktığım zaman ben de 3 hafta kala çıkacağımızı düşünmüyordum. Yalan olmasın ama direkt Süper Lig'e şampiyon olarak çıkacağımızı düşünüyordum. Buna ciddi anlamda inanıyordum. İlk toplantımızda da takıma da bunu belirtmiştim. Beklediğimizden fazla hata yaptı rakipler ama açıkçası hafta ilerledikçe bunun da olabileceğini tahmin ediyorduk. Çünkü ben de bu ligde oynadım. Ve bir takım momentumu eline geçirip hata yapmamaya başladığında hafta ilerledikçe arkadaki takımlar veyahut da önde giden takım hata yapmaya başlıyor. O anlamda biz o anlamda da şanslıydık çünkü bu takım çok tecrübeli bir takım. Bu ligi oynamayı bilen çok kaliteli oyuncularımız var. O yüzden benim de ve kulübün de beklediğinden erken 3 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledik. Şimdi bu lig çok zorlu bir lig. Çok da sert bir lig. Bir anlamda aslında buraya gelmek de bir risk miydi? Çünkü buranın artık bu momentumu, bu dengeleri çok daha iyi bilen koçların arasında ilk senende böyle bir risk almak nasıldı? Yani risk gibi gözükebilir ama benim inancıma göre basketbol her yerde basketboldur. Bu ligi iyi bilen koçlar olabilir ama ben de bu ligde oynadım ve dediğim gibi takip ediyordum. Bu ligin dinamikleriyle ilgili benim de bazı fikirlerim vardı. Geldiğim andan itibaren de onu uygulamaya çalıştım. Bu da savunmayla ilgiliydi. Bu ligde savunma kısmında çok fazla değişkenlik var. Veyahut da çok fazla oyuncuların opsiyonuna bırakılmış takımlar var. Ben tamamen ilk günden itibaren takım savunmasıyla ilgili değişiklikler yaptım. Sürekli oyunculara da bunun üstünden konuşmalar yaptım. Çünkü takım zaten ofenste belli bir kalitede bir takım. Sonuçta tuttu. Ben risk olarak çok görmedim. Hem kendime olan inancımdan, hem hazır hissetmemden, hem de takıma olan güvenimden, kadroya olan güvenimden çok risk alıyormuşum gibi gözükmedi. Hafta ilerledikçe geriye dönüp baktığımda riskli bir hareket mi? Evet. Ama o an karar verirken hakikaten bir risk olarak görmedim. Bir anlamda senin adına avantaj oldu mu peki? Şimdi şöyle sorayım. Bahçeşehir'de asistan koçtun. Ve Bahçeşehir bu sene o kadar zorlu bir sezon geçirdi ki ve sezon ortasında nitekim koç değişikliği de olması gerekti. Evet. Belki de orada kalsan baş antrenör olabilecektin. Ama Süper Lig'de başlamaktansa burada başlamak avantaj mı? Ben onun da kendi adıma avantaj olduğunu düşünüyorum.
Bu ligde sonuçta hata yapma payın daha fazla. Süper Lig'de hakikaten şu anda hele ki son yılların en çekişmeli Süper Ligi oynanıyor. Herkes tabiri caizse can havlinde. O anlamda ben zaten geldikten sonra koç değişikliği oldu ama ben bir karar aldıktan sonra zaten çok sorgulamam. Çok keşkelerim de yoktur. Oyuncuyken de böyleydi. Bir karar aldıysam onun peşinden sonuna kadar mutlu şekilde giderim. O anlamda oraya dönecek olursak Erhan abiye de bir teşekkür borçluyum. Çünkü Bahçeşehir dönemimde hakikaten bana hiç sınır koymadı. Yani ben buraya geldiğimde zaten hazır hissediyordum ama pozisyona pek yabancılık da çekmedim. Çünkü Bahçeşehir'de Erhan abinin bana verdiği özgürlük alanıyla ben idmanlarda da zaten yeteri kadar müdahale edebiliyordum takıma. Maçlarda da hep fikir alışverişindeydik. O yüzden sanki prova yapmış şekilde gelmiş gibi hissediyordum. O anlamda Erhan'a buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. Orada çok güzel bir hareket alanı sağladı bana. Peki biraz kulüpten bahsedelim. Çağdaş Bodrum Spor 2021'de kuruldu. Evet. İlk senesinde ikinci ligden birinci lige yükseldi. Şimdi Süper Lig'e yükseldi. Evet. Seneye de hedef Süper Lig'de şampiyonluk mu? Onu koyarsak biraz gerçeğin dışına çıkmış oluruz. Şöyle 19 ay önce kurulmuş bu takım. Yani daha ikinci yılı bile dolmamış. Ama tabii başkanımız, yönetimimiz ben tanıştıktan sonra ilk hatta transfer görüşmesine genel sekreterimiz Göktürk Bey, idare menajerimiz Engin Bey onlarla birlikte yapmıştık. Hakikaten vizyonları, yapmak istedikleri tipik yeni kurulan kulüplerin biraz daha dışında, daha sürdürülebilir. Bodrum'un takımı, Bodrum'da herkesin maça gelip iyi vakit geçirip eğlenebileceği bir takım ve uzun süreli. Hani seneye de Süper Lig'de çıkalım, fırtınalar estirelimden ziyade Süper Lig'e çıkalım ve Bodrum'un yıllar yılı Süper Lig'de bir takımı olsun. Vizyonuyla hareket eden, ayakları yere sağlam basan fikirlerle geldiler. Ben de açıkçası ilk baş antrenörlük deneyimimde ben de hedefleri yüksek olan, kariyerinde yükselmek isteyen, antrenör kariyerinde yükselmek isteyen bir insanım. O anlamda aynı hedeflere gideceğimizi hissettim. Çok da hisleriyle hareket eden de bir insanım. Oyunculuk döneminde de bazı transferlerimde insanların ne yapıyorsun dediği işleri ben sadece hislerime güvenerek yaptım. Bunda da şimdilik çok şükür her şey tam beklediğim gibi, istediğim gibi gitti. Peki biraz kadroya hakkını verelim. Herhalde başta en başa koymamız gereken isimler biri Hakan Yapar. Kesinlikle. Sen kadroyla ilgili, oyuncularla ilgili neler söylersin? Zaten o konuya da şöyle başlayayım hani geldikten sonra 12'de 12 yaptın. Ben bu işin biraz daha bu işte baş aktör her zaman oyuncular. Yani antrenör olarak tabii ki katkımız olur. Doğru yönlendirme benim yapmak istediğim şey o. Oyuncuları doğruya yönlendirme. Maç içinde doğru opsiyona yönlendirme üstünde duruyorum ama sonuçta o işi yapan siz en doğru seti bile oynasanız o oyuncu sokamadıktan sonra sizin yaptığınız işin de bir değeri yok. Baş aktör her zaman oyuncu ve bu oyunda başarı varsa en büyük pay her zaman oyuncuların. Hakan Yapar zaten önceden tanıdığım bir oyuncu arkadaşım aslında. O yüzden onun bu karakterini, tecrübesini bildiğim için zaten işte karar verirken risk görmeme sebeplerim bu oyunculardı. Muhteşem bir sezon geçirdi gerçekten. 9. takımı, 8 ya da 9. takımı lige çıkan. O anlamda bana tabii ki sahadaki katkısından çok saha dışındaki duruşu, liderliği de çok önemli. O anlamda bir büyük teşekkür de Erkan Veysel ona borçluyum. Çünkü o da benim çocukluk arkadaşım. Aynı jenerasyonsunuz. Aynı jenerasyon. Minik takımdan itibaren A takıma kadar geldiğimizde Erkan Veysel ile birlikteydik. Ben geldiğimde bu takımın ilk 5 oyuncusuydu. Bazı taktiksel nedenlerden Erkan'ın süresi benden sonra çok fazla düştü. Ama bir gün gelip de ne burada kötü idman yaptı ne bana bir şey söyledi. Bunu gören diğer oyuncular Erkan Veysel oğlu böyle davranıyorsa
biz de koçu sorgulayamayız kafasına giriyor. O yüzden bu tarz oyuncular aslında çok önemli. O anlamda bir büyük teşekkür de ona ediyorum. Sizin aracılığınızla. Yabancılarımız Chris Warren zaten çok tecrübeli. Üst ligde, Euro Cup'ta bile çok skorer oynamayı çok kolay gösteren bir oyuncu. O anlamda onun da çok büyük katkısı oldu. Özellikle kritik anlamda hiç çekinmeden sorumluluk aldı. Horace Ace diyoruz biz ona. Sezon başından, sezonun yaklaşık 10 hafta kalana kadar onun da çok ciddi katkıları var. Ondan sonra Richie Solomon geldi. Geçen seneden birbirimizi tanıyoruz. O da gerçekten ilk konuşmamızda benim için buraya geleceğini söylemesi benim için çok değerli. Çünkü benim için de çok önemli bir sezon. Burada kötü giden bir sezonda dediğin risk o zaman ortaya çıkacaktı ama o da gerçekten hiç düşünmeden, çok fazla konuşmadan geldi buraya. Hem bana hem kulübe çok yardımcı oldu. Takımın diğer Türk oyuncuları Fatih Cantitis, Erdem İlter, Yiğitcan Turna, Caner, Ege, yani hepsi Mehmet Özdoğan, hepsinden çok ciddi katkı aldık. Yiğit Baran Sarıkaya, ben geldiğimde daha kulübe yeni katılmıştı bir sakatlık evresinden. Ben geldikten sonra ona süre vermeye çalıştım, hiç beni yanıltmadı. Yani gerçekten her anlamda hem sahada hem saha dışında oynamayan, kadroya giremeyen her hafta 3 oyuncumuz oluyordu. Bir kere bile gelip burada kötü idman yapmadılar. Bu anlamda çok güzel bir takımın içine geldim. Bunu zaten biliyordum. Yaşadıktan sonra da emin oldum. Unuttuğum var mı? Varsa da ayıp olmasın ama. Şöyle bir isimlere bakıp hemen yukarıdan. Buradan bakalım. evet, aşağı yukarı. Herkesi hepsini sahip. Tebrik ederim biz de bu vesileyle. Ellerine sağlık diyelim. Şampiyonlukta, her tür şampiyonlukta emeğe geçen bütün oyunculara tabii ellerine sağlık demek gerekiyor. Peki gelecek sezon çalışmalarına başladınız mı? Başlamadık. Henüz başlamadık. Herhalde bu hafta, önümüzdeki hafta. Çünkü lig devam ediyor. Şöyle de bir kararımız var oyuncularla birlikte. Evet, daha fazla off günü. Dışarıda daha rahat bir hayat ama sahaya geldiğimiz zaman ciddiyeti bırakmadan ligin son maçına kadar olayı götürmek istiyoruz. Kaybetmeden ligi bitirmek istiyoruz. 12-13 maçlık bir serimiz var. Onu sürdürmek istiyoruz. Ama oyuncular açıkçası ben kendilerine de söyledim. Her şeyi hak ettiler. Biraz da onların inisiyatifine bırakmama rağmen onlar da gerçekten sonuna kadar mücadeleyi tamamlamak istiyorlar. Önümüzdeki haftadan itibaren büyük ihtimalle önümüzdeki sezonun planlaması da başlar. Peki şimdi playofflar başlayacak bir yandan da. Evet. İkinci takım kim olur sence? Allah kolaylık versin. Gerçekten kan gövdeyi götürecek. Ya bu lig çok tahmin edilebilir bir lig değil. Yani ben açıkçası ilk geldiğimde fikstüre şöyle bir baktığımda adı büyük maçlardan ziyade öteki maçlardan çok çekiniyordum. Tabii büyük maçlar da hemen hemen geçmişti zaten sen geldiğinde. Bir tane, iki tane falan. Sigortam Net, Yalova, Mersin. Bu maçlar hani ligin üst basamağındaki maçlar gibi gözükse de öteki maçlar daha tehlikeli bana soruyorsanız bu ligde. Ben o haftalarda mesela daha takımı sürekli tetikte tutmaya çalıştım. Ama çok iyi reaksiyon verdiler ilk geldiğim günden beri. Şimdi playoff'a bakıyorsunuz, her türlü sonuç çıkabilir. Samsun, Mersin, Yalova, Sigortam Net gibi dışarıdan gözüküyor ama TED Kolej de mesela çok tehlikeli bir takım. Biz burada acayip zorlandık onlara. Her şey olabilir. Ben tam bir takım veremeyeceğim. Kolay gelsin hepsine. Peki bir yandan da Süper Lig'i sormak istiyorum. Yani sonuçta sezonun yarısı oradaydın, yakından takip ediyorsun. Ya böyle çekişmeli bir sezonu daha önce yaşamadık. Yaşadığımızı ben hatırlamıyorum. Ne üst taraf ne alt taraf, playoff, sıralama, hiçbir şeyin belli olmadığı bir Süper Lig oynanıyor. Çok keyifli izlemesi ama içinde olanları tahmin edebiliyorum hakikaten. Hele ki hesap kitap yapanlar. Yani uykusuz geceler geçiriyordur o takımın staffları. Ama
Şu anda ben dışarıdan izleyiciyim. Keyfini çıkarıyorum, çok keyifli. Bir de Bodrum'dan izleyicisin. Bodrum'da görüyorsun, şartlar biraz zor. Biraz zor. Yani çok sıcak var. 31 derece falan ama rüzgar yok. Sıcak çok, güneş yakıcı, kavurucu. Yani Süper Lig'deki gerçekten en alttan en üstte bütün takımlara başarılar diliyorum. Hakikaten harika bir sezon izlettiriyorlar. Peki en son soracaktım ama değinmişken, Bodrum'da yaşam sezon içinde nasıldı? Ya tabii çok güzel. Yani Bodrum'un yazı ayrı. Biz yazları zaten burada oluyorduk ailece ama kışı da hakikaten ayrı güzelmiş diyorlardı. Şahitlik etmiş oldum. Çok Bodrum hakikaten çok güzel bir yer. Çok sakin, huzurlu. Her zaman deniz gözünüzün önünde. O anlamda çok rahat ettik. Bir de tabii kulübün şartları. Buradaki tesisleşmeyi siz de görüyorsunuz. Bizim şartlarımız, oyuncuların şartları, Çağdaş Bodrum Spor bu salonu bu sezon başı gerçekten ciddi bir çalışmayla harika bir tesise çevirdi bizim için. O anlamda gerçekten bir kere daha teşekkür etmek lazım. Türk basketboluna ayrıyetten bu bir hizmettir çünkü. Peki şöyle gideyim. 2011-2012 sezonu Galatasaray'da oynuyorsun. Oyun kurucu kadrosu. Sen, Tutku Açık, Yaka. Evet. Hepiniz baş antrenörsünüz doğru. Şu anda. Doğru. Olacağı varmış demek. Ya Yaka zaten zaten mesajlaştık da Eurocup şampiyonluğundan sonra. O da her zaman basketbol düşünen, kafasında hep basketbol olan. Çok profesyonel, oynadığım en profesyonel oyunculardan biri. Tutku Açık. Gerçekten zehir gibi bir aklı olan, basketbola kafası çok işleyen. Ben de fena değildim. Belliydi yani, bunun geleceği belliydi. Çünkü üçümüz de zaten o dönemde bile bu işlere ilgi duyuyorduk. Güzel takılmış demek ki. Peki, biraz şu anki Türk oyuncular adına da bir takım sorular sormak istiyorum. Sen genç bir oyuncu olarak yurt dışına gittin. Ve senin evet. jenerasyonunda yurt dışına gidip oynayan oyuncu sayısı aslında daha fazlaydı. Evet. Şu anda sence oyuncular neden gitmiyor? Teklif almadıklarını zannetmiyorum. Alanlar mutlaka var. Ama işte Sertaç yurt dışında ama çok fazla tercih etmiyorlar. Evet. Gitmiyorlar. Bu bir risk mi? Burada yani risk almak mı istemiyorlar? Burası çok rahat mı geliyor? Çünkü Türk oyuncular öyle ya da böyle bir şekilde bir rol buluyorlar. Ya da para mı cazip geliyor? Şimdi ben bir kere en başta asla risk olarak görmüyorum. Ben kendim giderken de az önce bahsettim ya, biraz içgüdülerimle hareket ediyorum diye. Herkes bana çıldırdığımı söylüyordu. Anadolu Efes'i bırakıp Union Olympia'ya gidilir mi gibisinden, ama ben orada daha fazla sorumluluk alıp gerçek oyun tarzımı gösterebileceğime inanıyordum ki işler tam beklediğim gibi gitti. Bu anlamda bugünkü Türk oyuncuların ne yazık ki bizim kadar piyasası yok Euroleague'de. Çünkü süre bulamıyorlar. Şimdi süre bulamayan bir Türk oyuncuyu bir Euroleague takımının yabancı olarak transfer etmesi çok kolay değil. Ama benim tavsiyem yine de gitmeleri lazım. Belki seviyeyi beğenmiyorlar ama Almanya Ligi'nin 10. sırasındaki bir takıma gidip 2 sene sonra kendini Bayern Münih'te bulabilirsin. Ama o riski almadığın sürece Bayern Münih seni hiçbir zaman almayacak. Çünkü ne yazık ki o süreyi bulman üst seviyede kolay olmuyor. Şu anın şartları böyle kolay değil. Yani bu şartları inanın bizim zamanımızda olsa biz de bulamazdık. Bu sadece süre bulma da değil. Yani hata yapma payı yok. Şu anda ben kendi zamanımda örnek veriyorum. Bir maçı çok kötü geçirdiğim zaman öteki maç yine ben oynuyordum. Şu anda zaten Türk oyuncunun özellikle üst seviye bir takımımızda o kadar hata yapma marjı yok. Bu olmayınca bir sporcunun, bir basketbolcunun iyi oynama şansı çok zor. İnanın bana aynı şeyi örnek veriyorum. Shane Larkin'e yapın. Yani bir hatada dışarı çıkarın. Haftalar sonra göreceksiniz ki performansı aşağıya gider. Bu sporculukla ilgili. Hı hı. O anlamda ben olsam şu anda inanın giderdim. Adriyatik Ligi'ne, Almanya'da orta sıra, alt sıra, İspanya, Fransa, yani giderdim ve oradan adım adım, çünkü potansiyeli var oyuncularımız, hı hı. ama gösteremiyorlar. Oralarda
biraz daha takım kovalayıp eğer giderlerse, şu anda para olarak da ben hani döviz kuruna baktığın zaman çok büyük bir kaybı olacağını da düşünmüyorum. Bizim oyuncularımız, özellikle Euroleague takımlarında oynayan oyuncularımızda bence şu çelişki var. Burada Euroleague'de oynadığını düşünüyor. Evet, kötü para da kazanmıyor. Şimdi ben niye diyor o riski alayım? Belki bu bir risk geliyor olabilir. Ama isim vermeyeceğim. Şu an Euroleague takımlarımızdaki Türk oyuncuların birçoğu İspanya'da Real Betis, Murcia, Obradoiro bu tarz bir takıma gitse belki 2-3 sene sonra kendini Valencia'da, Malaga'da, Baskonya'da bulabilir. Çünkü var. Var o potansiyel ama gösteremedikten sonra ne yazık ki bir işe yaramıyor. Son soru. Bu da aslında bununla bağlantılı. Muhtemelen 3 aşağı 5 yukarıda aynı cevap olacak ama senin jenerasyonunda sen çok dikkat çeken bir oyun kurucuydun ve bizim ondan sonra oyun kurucuyu yetiştirmekle ilgili çok ciddi sıkıntılarımız oldu hep. İşte aynı şeye geliyor. Oyun kuruculuk çok zor bir pozisyon. Çok fazla hata yapabileceğiniz de pozisyon. Yani en üst seviye kim? Bugün Micić, Sulukas'la şayet. Bu oyuncular maç başına 3-4 top kaybı, bazı kötü seçimler ama oynuyorlar. Yani oynamaya devam etti. Bunun anlamı şu, kredileri çok yüksek, hı hı, çok normal. Çok büyük oyunculardan bahsediyoruz. Oyun kurucuya biraz fazla kredi lazım. Çünkü top sürekli elinde olduğu için hatalı seçim, hatalı şut, top kaybı. İşte bunu bulamadıktan sonra, bakın Türk yabancıdan bahsetmiyorum. Bir sporcu bu hata marjını bulamazsa, yani sürekli hatadan bahsetmiyorum ama bu hata marjını bulamadığı takdirde kendini geliştirebilmesi imkansız. Üst seviyede bunu herhalde en son bulan Kenan Sipahi'ydi. Evet, Kenan. Çok genç yaşta o sorumluluğu alıyordu ama onda sakatlıkları oldu. Aynen öyle. Onun dışında bu, evet, üst seviyede bu krediyi bulabilen Türk oyun kurucumuz yok. Olmayınca da zaten o beklentilerimizi karşılayacak Türk oyun kurucu da çıkmıyor deniyor. Alakası yok. O krediyi bulamıyorlar. Bulamadık sürece de şimdi onların yapması gereken bulacağı yeri bulmak. Onların bu krediyi bulacağı yeri bulup, ki bu yurt dışı olursa çok daha mantıklı. Bir anda işler bir senede, iki senede çok çabuk değişiyor. Özellikle genç oyuncularda. Alperen'i düşünün. Evet. Banvit'in genç oyuncusuyken bir senede, yani Beşiktaş üstü şu anda geldiği nokta. Genç oyuncu çok çabuk gelişiyor. Yeter ki o alanı, o krediyi bulsun. İşte Bodrum'da o krediyi bulabilirsiniz sevgili oyuncular deyip. Ben her zaman Bahçeşehir'de de biz çok dikkat ediyorduk. Yerli oyuncunun önemini kendimden dolayı çok iyi biliyorum. Bir takım eğer yerli oyuncularından saha içi saha dışı faydalanmıyorsa veyahut da takımı yabancı oyuncuların üstüne kurup sanki bir Türk takımını yabancı oyuncuların takımı gibi yaparsa, inanın belli başlı noktalarda büyük sıkıntı yaşıyor. Çok üst seviyede belki bunu çok az yaşıyor ama seviye aşağı doğru, ligin ortalarına aşağına geldikçe o kulübe sahip çıkan Türk oyuncular öyle kritik yerlerde öyle işler yapıyorlar ki iyi ki varlar diyorsunuz. O anlamda benim için Türk oyuncu çok önemli. Ender, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hem ağzına sağlık hem bir kez daha tebrik ediyoruz. Çok seneye de başarılar. Bir ekleme, son eklemem. Öncelikle başkanımıza Dağlarca Bey'e gerçekten geldiğim günden beri, ki sezon başından hatta geçen seneden beri öyle olduğunu biliyorum. Çok büyük destek oluyor. Her zaman takımın yanında ama hiçbir işe karışmazmış gibi gösterip hep destek oluyor. O anlamda ona teşekkür ediyorum. Geldiğimde buraya ekibimiz hazırdı. Ben kimsenin herkesi görmek, tanımak istedim. Kendi staffımdan bahsediyorum. Onların hepsine çok teşekkür ediyorum. Artı parantez Barış hocama, o da benden yaklaşık 10 gün önce geldi. Çok kritik bir Balıkesir maçı oynadı bu salonda. Ki o maçı çok büyük bir, o anda bir kaotik bir ortam vardı. İki mağlubiyet üst üste alınmış. Hı hı. Belki o maçı kazanamasa takımın başında belki biz 3 hafta kala çıkmayı garantileyemeyeceğiz. İşler daha da karışacak, takım daha da kötü gidecek. O kritik galibiyet çok önemli. Barış hocaya ayrı parantez açmak isterim. Ve benden önceki Serhan hocama da gerçekten bu takımda ciddi emeği var. Onu da atlamamak lazım. Teşekkür etmek lazım. Onun da sonuçta yarım sezon ve geçtiğimiz sezon bu takımın başındaydı.
çok ciddi emeği var. Ona da teşekkür ediyorum. Kendi aileme de teşekkür ediyorum. İlk kez ayrı kaldık. Çok destek oldu bana her zaman gibi eşim. Seçimlerimde hiç her zaman yanımda oldu. Ona da teşekkür ediyorum. O zaman sevgili Buket Arslan'a da sevgilerimizi yollayalım. Alisa'yı da öpüyoruz yanaklarından. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere tekrar. Bein Sports'ta özel röportajda bu hafta konuğumuz Çağdaş Bodrum Spor Baş Antrenörü Ender Arslan'dı. Bizden bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın.